Müsaade ederseniz ben mikrofonu artık açılış konuşmasını yapmak üzere Apsyon kurucu ortağı ve CEO'su sevgili Kudret Türk'e bırakmak istiyorum. Onu da çok kuvvetli alkışlarla buraya davet edelim lütfen. Gevezeden sonra sahneye çıkmak daha benim için zor oldu. Çok güzel bir konuşma yaptın, teşekkür ederim. Hikayen de çok güzeldi. Bugün burada Apsyon'un 10. yılı için bir aradayız. Ama aslında biz 3 kurucu ortak için hikaye bundan 2 yıl öncesinde, yani Apsyon'un şirket olarak kurulmasından 2 yıl öncesinde başlamıştı. Bana da çok soruluyor Apsyon'un kuruluş hikayesi. O yüzden hazır ailece burada toplanmışken biraz da onu anlatmak istiyorum. Gevezenin hikayesinden sonra bakalım bizim hikayemizde sevecek misiniz? Hikayemiz 2010 yılının başlarında başladı. Biz 3 kurucu ortak olarak çalıştığımız profesyonel işlerimizden, profesyonel kariyerimizden vazgeçtik. Ve dijital projeler adında, dijital işler, internet projeleri yapmak üzere bir şirket kurduk. Çok güzel işlerimiz vardı. Türkiye'nin en köklü yazılım firmalarından bir tanesinde yazılımcı olarak üçümüz de çalışıyorduk. Güzel paralar da kazanıyorduk. Hiçbir sıkıntımız yoktu aslında. Bir nevi o dönem için bizim için bir tabir var, rahat patması diye. Belki onu yaşadık ve böyle bir işe giriştik. Sıfır sermayeli bir şirketti dijital projeler. Ama gerçek anlamda sıfır sermayeli bir şirket. Yani sermayeyi bankaya yatırıp geri çekmiştik o dönem. Ama en büyük sermayemiz biz 3 kurucu ortağın bilgisi, tecrübesi ve emeğiydi. Bununla birlikte bir iki proje fikrimiz vardı, hayata geçirmek istediğimiz. Ve bunun dışında şirketin tabii bu iki proje fikrini yapmak, buradan para kazanmak, vakit alacağı için şirketi de devam ettirebilmek adına dışarıdan, çevremizden, yakınımızdan ufak tefek işler alıp bunları sürdürüyorduk. Günlerden bir pazar günü, biz genelde hafta sonları da full çalıştığımız için bir pazar günü ofiste yine çalışmak üzere toplandık. Ortağım Erkan geldi. Cumartesi günü yapmış oldukları, kendi oturduğu sitesindeki yapmış oldukları genel kurul toplantısından bize bahsetmeye başladı. Eminim sizin toplantılarınız öyle geçmiyordur. O toplantı kavgaların yaşandığı, işte küfürlerin uçuştuğu, sandalyelerin havada uçuştuğu olaylı bir genel kurul toplantısı. Heyecanla bize bundan bahsediyor. Tabii iş, biz yazılımcı olduğumuz için yazılıma da geldi. Yazılımla ilgili konuşmaya başladık. Bir Windows tabanlı, şimdi adını vermeyeyim, bir masaüstü uygulaması kullanıyorlar. Biraz yazılıma da baktık. Hesaplar tutturulamıyor, raporlamalar çok zor, kullanımı çok kolay değil. Yazılımsal bir sıkıntı olduğunu burada gördük. Konuştukça aslında ikinci önemli problemin de şeffaflık olduğunu anladık. Yani site yönetimleriyle orada yaşayan insanlar arasında bir iletişim zafiyeti de vardı. Biz zaten uzunca yıllar, 10 yıldan daha fazla bir süre muhasebe yazılımları geliştiren bir şirkette çalışmıştık. Muhasebe tarafında bir çekincemiz yoktu. Zaten dedik, biz bu hesapları çok rahat bir şekilde tuttururuz. Bunu yapmak bizim için çok kolay, bunu cebe koyduk. Ardından zaten amacımız web projeleri yapmaktı. Dijital proje üretmekti ve bulut yazılımına inanıyorduk, bulut teknolojisine inanıyorduk. Biz bunu eğer bulut teknolojisiyle yaparsak, bulut teknolojisiyle biz bu işi geliştirirsek, zaten iletişimle ilgili bir sorun kalmayacak. Çünkü aslında herkes, oradaki yöneticiler, çalışanlar ve çalışanlar dışında orada yaşayan herkes aslında bulut teknolojisine hakim bir şekilde girip login olarak bu sistemi kullanabileceklerdi. Böylelikle bu iletişim problemini de çözeriz dedik ve projeye çok inandık ve hızlı bir şekilde buna koyulduk, kollarımızı sıvadık bu işe. Fakat web tabanlı projeler yapmak kolay değil. Web tabanlı projeler o dönem için Türkiye'de hemen hemen hiç yok. Bulut tabanlı çalışan bir proje. Biz SaaS mantığında bir sistem sunmayı planlıyoruz. Yani aslında aylık olarak kiralanabilen bir yazılım hayal ediyoruz. Bunu Türkiye'de yapan şirket yok. Biz belki ilk defa yapacağız. Bunu anlatmak, piyasada bunu tanıtmak gerçekten bizim için çok zor olacak. Büyük riskler vardı ama biz bu riskleri aldık ve projeye başladık.
Tabii bir isim koymak gerekiyordu. Ben genelde maillerimi silmiyorum. Benim için o hayatımın bir arşivi gibi arkada kalıyor her zaman. Çok gereksiz değillerse maillerimi biriktiriyorum. Buraya gelmeden önce kendi mailbox'ımda bir arama yaptım. Acaba dedim opsiyon kelimesini ilk ne zaman kullanmışız diye. Meriç'le 11 Ocak 2010 tarihindeki bir Google Chat yazışmasında ilk defa geçiyor bu kelime. Bir isim arıyoruz şirketimize. Diyoruz ki şirketimiz ismi ne olsun? İşte birkaç öneri var burada. Ondan sonra yani her şeyi çok hızlı yaptığımız için isim koyma işinde böyle 2 dakika içerisinde hemen halletmişiz. Meriç birkaç öneride bulmuş, ben birkaç öneride bulunmuşum. Opsiyon demiş, ha tamam güzel demişiz ve hemen şirket adına opsiyon olarak koymuşuz. Meriç burada biraz Yumatu'dan esinlenmiş galiba o dönem. Biliyorsunuz Yumatu'yu. Sonrasında yine hızlı devam ettik. Projeye başladık, ilerlettik ve hemen ardından yine çok hızlı bir şekilde opsiyon.com domainini alarak artık bu işi tescillemiş olduk Mart ayında. O dönem kaç gece uyumadık hiç hatırlamıyorum. Yani hemen hemen bütün vaktimizi ofiste geçiriyorduk. Sabahlara kadar çalışıyorduk, hafta sonları dahi çalışıyorduk. Gerçekten insanüstü bir çaba sarf ettik. Tabii o dönem şimdiki olduğu kadar bu işlerde profesyonel de olmadığımız için fizibilite, persona çalışması, pazar araştırılması, rekabet analizleri falan bunlarla da uğraşmıyoruz. Biz yardırıyoruz. Yani Fatih Hoca'nın dediği gibi taktik maktik yok. Bam bam bam. Sabah akşam kodluyoruz, sabah akşam yazıyoruz. Kimseden bir talep gelmedi bize. Bize gelip de siz çok iyi yazılımlar yapan mühendislersiniz. Bizim de işte site yönetiminde şöyle şöyle problemlerimiz var. İşte bunu bizim için çözün diye kimse bir talepte bulunmadı. Kimse bizim kapımızı çalmadı. Nasıl geliştirdik biz bunu? Kendimizi sizin yerinize koyduk. Biraz empati yapmaya çalıştık. Dedik ki biz teknolojiyi iyi bilen, iyi kullanan kişiler olarak eğer site yönetimi, tesis yönetimi sektöründe bir şirket sahibi olsaydık, bir iş yapıyor olsaydık biz bu işte teknolojiyi nasıl kullanırdık dedik. Ve hep bu soruyu kendimize tekrar tekrar sorarak geliştirmelere başladık. Ürünü çıkarttıktan sonra tabii sizden çok ciddi anlamda geri beslemeler aldık. Fatih sunumunda sanıyorum bahsedecek bundan. İnanılmaz sayıda geri bildirimler topladık. Yani yüz binlerce diyebileceğim rakamlarda geri bildirimler topladık. Sektörü tanımaya çalıştık ve sektörü tanıdıkça da onların ihtiyaçlarına yeni yeni çözümler geliştirmeye başladık. Birçok ilki başardık. Opsiyon olarak henüz Türkiye'de bulut tabanlı SaaS tesis yönetimi yazılımı yokken biz bulut tabanlı bir yazılım geliştirdik. İşlem geçmişi ve geri alma özelliği koyduk buna. Çünkü gördük ki aslında birçok hata yapılıyor. Tesis yönetimindeki çalışanlar nispeten diğer muhasebecilere göre biraz daha zayıflar. Onların yaptıkları hataları geri alabilmelerine ihtiyaçları var. Biz bu yüzden işlem geçmişini ve geri alma özelliğini koyduk. Ve detaylı logları koyduk. Yöneticilerin de çalışanların ne yaptığını takip edebilecekleri bir log raporu yarattık. Şu anda hala birçok yazılım bunu başarabilmiş değil. Online banka entegrasyonlarını ilk defa biz geliştirdik. Hatta birçok bankaya kendi online servislerini biz doküman göndererek yazdırdık. Şu anda bizim yazdırdığımız bu online servisler sayesinde birçok aslında fintech şirketi de bunlardan yararlanıyor. Türkiye'de bu yolda bir öncü olduk. Adet otomasyonlarını geliştirdik. Öyle basit otomasyonlar değil. Bütün full aidatın döngüsüyle ilgili, yani aidatın borçlandırılması, bildirimlerin yapılması, gecikmesinin takibi, geç ödemelere tekrar bildirimlerin yapılması, tahsilatların işlenmesi gibi birçok farklı fonksiyonu olan, birçok farklı özelliği olan adet otomasyonlarını geliştirdik. İletişim otomasyonlarını geliştirdik. Yine Türkiye'de ilk defa bu kadar kapsamlı tüm mesajların, e-postaların, bildirimlerin otomatik gidebileceği otomasyonlar yaptık. Ve mobil uygulamaları yine ilk defa sektörde geliştirdik. Mobil uygulama sayesinde hem site sakinleri hem de yöneticiler rahatlıkla sistemimizi kullanabildiler. Onun dışında hardware tarafına girdik. Son özellikle 2 yıldan beri orada yoğun çalışmalarımız sürüyor, yoğun Ar-Ge'lerimiz sürüyor. Orada ilk defa bulut tabanlı bir yazılımla entegre çalışan güvenlik sistemlerini ve sayaç okuma sistemlerini geliştirdik.
Ve bunun dışında yine pandemi döneminde çokça kullanılan çok gelişmiş tesis rezervasyon sistemlerini geliştirdik. Ve bunun gibi şu anda burada sayamayacağım aslında birçok ilkimiz var. Şu anda sürprizi bozmamak için de söyleyemiyorum ama benden sonra burada sahne alacak arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım sizlere yeni ilklerimizi anlatacaklar, yeni gelişmelerden bahsedecekler. Hepinizin çok heyecanlanacağını tahmin ediyorum bunlarla. Evet, 12 yıl önce biz bir fikirle birlikte başladık ve şu anda geldiğimiz noktada 175 kişilik bir ekiple sizlere hizmet veriyoruz. Türkiye'nin hemen her ilindeyiz, yurt dışında varız. Bunlarla birlikte toplamda 1.3 milyon konutun üzerine çıkmış durumdayız. Hemen hemen 19 bin kadar projede Apsion kullanılıyor. Apsion artık kocaman bir şirket oldu. Ve bugün burada gerçekten haklı bir gurur yaşıyoruz bu yaptıklarımızla ilgili. Ve şu anda gerçekten bir gurur tablosuna bakıyorum. Burada çalışma arkadaşlarım, çözüm ortaklarım, siz değerli yöneticiler, iş insanları hep beraber bir aradasınız. Sizleri bir araya getirebilmeyi başardık. Bu bizim için bir gurur tablosu. Apsion'un 10. yılı adına düzenlemiş olduğumuz zirvemize hepiniz hoş geldiniz diyorum tekrardan. Tabii böyle organizasyonlar kolay olmuyor. Bu organizasyonun bütün aylarca kahrını çeken organizasyon ekibimiz. Yine Apsion'da şu anda burada olamayan, şu anda sizlere hizmet vermeye çalışan, ofiste çalışan arkadaşlarımız da var. Ben tüm Apsion ekibine de kocaman bir alkış rica ediyorum sizden. Aranızda pek çok tanıdık yüz görüyorum. Fırsat buldukça aralarda tokalaşmaya, görüşmeye çalıştım hepinizle. Ama tabii kalabalık bir salon. Görüşemediklerim varsa da mazur görün lütfen. Benim bu işte belki de en büyük kazançlarımdan bir tanesi de girdiğim iş toplantılarında, bu tarz toplantılarda yeni insanlarla tanışmak, yeni arkadaşlar edinmek, yeni dostluklar kazanmak oldu. Kendimi bu yönde çok şanslı görüyorum. Yaptığımız bütün etkinliklerde, buna derneklerde çalıştığım dönemlerde yaptığımız gerçekleşmiş etkinliklerde dahil olmak üzere hep birlik olmayı vurgulamışımdır. Bugün de burada birçok aslında dernek, STK başkanlarımız burada. Birlik olmanın önemi çok büyük ama maalesef sektörde bunu bütün çabalarımıza rağmen tam olarak sağlayabilmiş değiliz. Yani bunu kendi öz çabam için söylemiyorum. Diğer bütün dernek başkanları ve diğer STK'lar için de söylüyorum. Maalesef tam bir birlik sağlanabilmiş değil. Ancak eminim bugün belki hani burada bir araya gelmişken kırgınlıkların giderilmesi, yeni dostlukların kurulması, yeni arkadaşlıkların olması, yeni tanışmaların yaşanması adına söylüyorum. İnşallah bundan sonra daha birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebileceğimiz ve daha güçlü olabileceğimiz, daha güzel şeyler yapabileceğimiz bir döneme umarım geçeriz. Biz bu toplantıyı 2020 yılının başında yapmayı planlamıştık aslında. Yine böyle bir salonda hepinizi bir araya getirmek istemiştik. Ancak pandemi nedeniyle bu toplantımızı gerçekleştirmedik. Çünkü tam Mart ayına programlamıştık ve pandemi bir anda patlak verince programı iptal etmek zorunda kaldık. Sonrasında ertelemiş olsak da biz bu toplantıyı online bir şekilde yaptık. Ama online yaptığımız toplantılar inanın bu kadar bize heyecan vermiyor. Eminim sizin için de herhalde bu kadar keyifli olmuyordur, olmayacaktır. Bu yüzden mümkün olduğunca böyle yüz yüze bir araya gelebileceğimiz toplantılar bundan sonra da organize etmeye çalışacağız. Pandemi döneminde birçok olumsuz etkilerini yaşadık. Ama pandeminin aslında bize bazı kalıcı öğretileri de oldu biliyorsunuz. Özellikle pandemide uzaktan çalışabilmenin, uzaktan çalışıyor olmanın ve işlerimizi yürütebiliyor olmanın çok büyük bir konfor olduğunu, bunun ne kadar kritik ve stratejik bir iş olduğunu hep beraber anlamış olduk. Eminim hepiniz yaşamışsınızdır. Evlerimizde kapalı kaldığımız dönemde
opsiyon kullanan, opsiyonun dijital hizmetlerine uzaktan bağlanarak opsiyonu kullanan müşterilerimiz, çalışanlar, işleri herhangi bir sekteye uğramadan devam ettirebildiler. Evlerinden de olsa, dışarıdan da olsa, internete bağlı herhangi bir cihazından bu işlemlerini yapabildiler. Bir nevi bizim bundan 10 yıl önce başladığımız ve ciddi yatırımlar yapmış olduğumuz bu bulut teknolojisinin önemi biraz daha anlaşılmış oldu. Tabii pandemi sonrasında bitti mi? Pandemi sonrasında da bence bitmedi. Pandemi sonrasında halen birçok şirket kendi dijital dönüşümünü gerçekleştirmeye çalışıyor. Özellikle her sektördeki lider şirketler kendi sistemlerini bulut sistemlerine taşımaya başladılar. Ve bu uzunca bir sürede böyle devam edecek. Ve sonunda da zaten gidilecek yer yine bulut sistemler olacak. Bugün teknoloji konuşacağımız kadar aslında biraz farklı konuları da konuşacağız. Türkiye ve dünya ekonomisinden de bahsedeceğiz. Az önce Yeveze söyledi, öğleden sonra burada değerli bir konuğumuz olacak Özgür Demirtaş. Bize biraz ekonomi anlatacak, bizim anlayabileceğimiz dilde anlatacak. Onun dışında sektörün sorunlarından bahsedeceğiz, bunların çözüm arayışlarımızdan bahsedeceğiz. Başka akademisyenler de burada şu anda. Bunlardan bir tanesi de Profesör Doktor Özgür Biyan. Sanıyorum uzaklardan geldiği için şu anda burada aramızda olamadı ama birazdan burada olur. Özgür Hocam bir çalışma yapmış geçen sene. Geçen sene yaptığı çalışmada dijital dönüşüm araçlarından web tabanlı yazılımların tesis çalışanlarının performansını, etkisini ölçümlemiş. Akademik bir çalışma bu. Geçtiğimiz ayda bununla ilgili bir makalesini yayınladı. Burada da örnek olarak opsiyon yazılımını incelemişler. Bir anket yollamışlar tesis çalışanlara ve bu anket sonuçlarına katılanlara göre bazı değerler ortaya çıkmış. Tabii çok detaylı bir makale bu. Teknik konular da var. Ben bu kadar fazla teknik konusuna girmeyeceğim. Birkaç önemli veri var sadece. Onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu makaleye göre opsiyonun tesis yönetimlerinde kullanılmasıyla, tesis yönetim çalışanlarının opsiyon kullanılmasıyla onların çalışma performansına katkısının %58 olduğu anlaşılmış. Yani 100 birim iş yapan birisinin 158 birim iş yaptığı anlamına geliyor. Benzer şekilde yine orada çalışan kişilerin işlerini daha iyi yapabilmeleri için, işlerini öğrenebilmeleri için, iş geliştirebilmeleri için katkısının %47 olduğu ölçümlenmiş. Ve son olarak da müşteri ilişkilerinin yönetimi anlamında ve yeni müşteriler kazanma anlamında opsiyonun katkısının %52 olduğunu ölçümlemişler. Bu da aslında demek oluyor ki opsiyon ortalama %50'nin üzerinde bir performans sağlıyor kullanıldığı yerlerde. Tabii teknoloji çok hızlı değişiyor, çok hızlı gelişiyor. Hızına bazen yetişmekte biz bile zorlanıyoruz. Mesela kripto paraları ilk ne zaman duydunuz? Ya da Metaverse. Şu anda bütün dünya bunları konuşmaya başladı. Ya da bize daha yakın bir örnek verecek olursam, örneğin elektrikli araçlar için şarj istasyonları. Bundan 10 sene önce elektrikli araç için şarj istasyonu arayışı olan var mıydı aramızda? Bence yok. Peki son bir yıl içerisinde sitelerde elektrikli araç şarj istasyonu teklifi aldınız mı? Alanlar var mı? Bence birçok kişi belki almamış olsa bile önümüzdeki dönemde bu teklifleri alacaklar. Çünkü artık günümüzün koşulları bunu gerektirir oldu. Evet, biz bazı şeyleri size önden getiriyoruz. Yani biraz sizin için geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Gelecekte ne olacağını görmeye çalışıyoruz. Ve sizin için belki sizin ihtiyacınız olmadan önce bazı çözümleri oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim motivasyonumuz bu. Yani inovasyon ruhuyla çalışıyoruz. İnovasyon yapmaya çalışıyoruz. Ar-Ge yatırımı yapıyoruz. Ar-Ge yatırımıyla birlikte size o yeni ürünleri, yeni hizmetleri kazandırıyoruz. Ama çok pahalı bir tutku bu tutku. Bize de pahalıya patlıyor. Çünkü Ar-Ge yapmak her zaman en maliyetli şey. Şimdiye kadar
tüm kazancımızla birlikte Ar-Ge projeleri için, Apsiyon için yatırdığımız tutar 30 milyon doların üzerinde. Bu şimdiye kadar belki Türkiye'de bu sektör için yapılan en büyük yatırımlardan bir tanesi. Apsiyon bir ürün satmıyor, bir hizmet veriyor ve bir müşteri deneyimi sağlıyor sizlere. Dolayısıyla amacımız aslında sizi sürekli mutlu edebilmek. Yani ürünü sattıktan sonra arkamızı dönen bir şirket değiliz. Sürekli beraberiz, sürekli etkileşim halindeyiz, sürekli birlikte çalışıyoruz. Amacımız da sizin buradaki mutluluğunuzu sürekli kılabilmek. Üstad Steve Jobs'ın çok meşhur bir sözü var. Yaptığımız işler hayatımızın çok büyük bir kısmını alıyor. Harika işler yapmanın tek yolu da yaptığımız işi sevmektir demiş. Ben buna katılmakla birlikte bence de iş yerinde mutlu olmanın formülü, anahtarı harika insanlarla çalışmak, harika insanlar için harika işler yapmak. İşte bizi besleyen Apsiyon'un mutluluk kaynağı da tam olarak bu. Şu anda Apsiyon'un geldiği noktanın da sebebi tam olarak bu. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. İyi ki bizimle berabersiniz bugün burada. Apsiyon'un düzenlemiş olduğu zirveye tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinize bol keyifli, bol eğlenceli ve bol verimli bir zirve diliyorum. Şimdi bir sanıyorum tanıtım filmi aramız var. Tanıtım filmi arasından sonra bu harika işler yapan harika arkadaşlarım çıkıp burada size harika şeylerden bahsedecekler. Eminim çok hoşunuza gidecek. Tekrar beğendiğiniz için çok teşekkürler.